3 yıldır bilgilerimiz çalınıyordu. Nereye gittiğimiz, nerede ne yaptığımız hep biliniyordu. 2B2T'ye 2018 ile 2020'nin başları arasında girdiyseniz bu listede siz de varsınız. Minecraft oynayan hiç kimse güvende değil. Buna ben de dahilim. Güvende olmamamızın sebebi bir Minecraft açığı ve bu açık 300 bin insanın bilgisini onlardan habersiz alan bir açık. Bu açıkla beraber insanlar zarara uğradı ve binlerce dolar çöpe atıldı. 2B2T, Minecraft'ın en toksik, en yaşanamayan ve en eski sunucusu. Bu sunucu 2010 yılından beri hiç kapanmadı ve ilk günden beri hiçbir kuralı yok. İstediğiniz gibi hile açabiliyorsunuz, hileler kullanabiliyorsunuz. Bu sunucuya ise şu ana kadar 1 milyondan farklı kişi girip çıktı. Sunucunun boyutu ise 13 terabaytı aştı. 13 bin gigabayttan bahsediyoruz. Bu sadece haritanın boyutu. Sunucunun diğer sunuculara kıyasla farklı olmasının sebebi sadece hilelerin serbest olması değil, hileler için bir rekabet de olması. Sırf bu sunucuda daha iyi olabilmek için daha iyi hile yazılımlarına 20-30 dolar veren insanlar var. Hatta daha iyi hile isterseniz aynı yazılımın bir tık daha iyisini 100 dolara da satabiliyorlar. 2B2T'nin sırasını hiç değinmeyeceğim çünkü en az 2 saat sırada bekliyorsunuz sırf sunucuya girebilmek için. Ve bu sunucuda bir pazar mantığı var. Belli değerli eşyaları 5 dolara, 10 dolara, 100 dolara satabiliyorsunuz. Mesela bu sunucuda ünlü birinin mekanını buldunuz, 100-200 dolara satabiliyorsunuz. Bu yüzden de insanlar kurduğu mekanların güvende olması açısından 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon gibi uzak mesafelere kuruyorlar. İşte böyle bir ekosistem. Ama bu ekosistem belirli bir hack grubu tarafından geçen yıllar boyunca fena sarsıldı. Sunucuda bir açık buldular. Adına NoCom Exploit dediler. Bu açık sayesinde sunucudaki herhangi birinin nereye gittiği görülebiliyordu. Bu kişilerin ismi gözükmüyordu belki ama birinin nereye gittiği gözüküyordu. Bu 2B2T için çok önemli. Çünkü dediğim gibi bu sunucuda nereye gittiğiniz çok değerli. Bu sunucuda ya değerli eşyaların vardır ya da değerli eşyalar arıyorsundur. Gittiğiniz yerin bir anlamı olmadı. Bu yüzden de hackerların eline tarihin en güçlü açığı vardı. Belli bir süre içinde 2B2T'ye giren herkesin gezdiği yerler biliniyordu. Böylelikle büyük bir savaş başlattılar. Bu mekanlardan bazıları 2B2T'nin en ünlü isimlerine aitti. Bu açık sayesinde 15.000'den fazla mekanı buldular ve içerisindeki değerli eşyaları gözetmeksizin patlattılar. Bu açık sayesinde 200 milyondan fazla eşya bulundu. Ama açığı bulanlar için o kadar da önemli değildi. Patlatıp geçtiler. Bu açık 2018'in ortalarında uygulanmaya başlandı ve 3 farklı boyutta da işliyordu. Dünyada da olsanız, Nether'da da olsanız, Ent'te de olsanız yeriniz biliniyordu. Hatta geçtiğiniz yerlerin önceden oluşup oluşmadığını da görebiliyorlardı. Peki bu ne demek? Şöyle diyeyim. Bazı yazılımlar sayesinde sizin yüklediğiniz chunkların önceden yüklenip yüklenmediği gözükebiliyor. Yani orayı ilk siz mi yüklediniz yoksa sizden başkası daha önceden yükledi mi? Ayırt edilebiliyor. Ama bunu başka bir oyuncu üzerinden yapmak aşırı zor. Bu açık bunu da başarıyordu. Böylelikle oyuncuların daha önceden gittikleri yerlerde mi dolaştıklarını yoksa etrafta rastgele mi dolaştıklarını ayırt edebiliyorlardı. Takip ettikleri insanların başıboş mu dolaştıklarını yoksa kendi mekanlarına gittiklerini mi algılayabiliyorlardı. Böylelikle spesifik yerde bulunan koordinatları aldılar ve tüm mekanları patlattılar. Evet, Minecraft'ın ne kadar açık verebilen bir oyun olduğunu görüyoruz. Aynen, videoyu beğen. Hemen. Elin beyniye gitmiyor gibi duruyor. 2B2T, PaperMC adındaki bir eklentiyle çalışıyor. Bu eklenti Minecraft'ın buglarını düzeltiyor ve Minecraft'ı birazcık daha optimize ediyor. Eğer Minecraft'ın normal eklentilerini kullanırsanız optimize edilmediğinden dolayı sunucu çok fazla sıkıntıya biner. Bu yüzden de PaperMC şart. PaperMC'yi yazan insanlar sürekli yeni bir bug çıktığında bunu düzeltiyorlar ve her sürüme bunu adapte ediyorlar. Ve bu bugları sürekli olarak yapımcılara söyleyen bir kişi ise 2B2T'nin admini Housemaster. Ne zaman 2B2T belli açıklar tarafından saldırı altına uğrarsa bunları bug olarak PaperMC'ye iletiyor. Böylelikle PaperMC'nin geliştiricileri de bu bugları onarıyor. 2018'in başlarında ise Nerding tarafından bir açık bulunuyor. Bu açık sayesinde siz 1000 blok veya 3000 blok ötenize dahi uzanabiliyorsunuz. Bu açığı kullanaraktan yüklenmeyen chunkları yükleyebiliyorsunuz ve sunucuya sürekli olarak yük bindiriyorsunuz. Bu da sunucu TPS'ini düşürüyor, TPS düştükçe de oynanmaz bir hale geliyor. Ve Nerding sürekli olarak bu açığı kullanaraktan sunucuya yükleniyor ve oyuncuları da rahatsız ediyor.
Ama Nerding bu şekilde bir yere varamayacaklarını biliyor. O yüzden bunu silahlandırmanın bir yolunu bulmalılar. Onları 2B2T'de üstün kılacak bir şey olmalı. Ardından bir şey fark ediyorlar. Eğer ki sunucuya bu şekilde sürekli yüklenirlerse bunu Housemaster fark edecek ve bunu Paper MC'ye bildirecek. Ve Paper MC ise tam olarak onların düşündüğü gibi bir çözüm olaya getirirse de yemi yutmuş olacak. Ve öyle de oluyor. Host Paper MC'ye gidiyor ve bu bug'ın düzeltilmesini istediğini söylüyor ve bug da tam olarak Nerding'in istediği gibi düzeltiliyor. Bu sayede de 13 Temmuz 2018'de de NoCom'un en ilkel hali ortaya çıkıyor. Nerding aynı açığı kullanıyor. Tekrardan 2000-3000 milyon blok ötedeki chunklara ulaşmaya çalışıyor ama bu sefer orada bir değişiklik yapamıyor. Ama aksine eğer erişmeye çalışırsa o chunk'ın yüklü olup olmadığını sunucu ona geri bildiriyor. Peki tam olarak bu nasıl çalışıyor? Normalde tek oyunculu Minecraft oynadığınızda siz ne yaparsanız bilgisayarınız gerçek zamanlı size geri tepki veriyor. Ama sunucularda öyle değil. Bazen sunucuya fazla yük bindiğinde sizin yaptığınız hareketleri algılamayabiliyor. Böylelikle de hayalet bloklar oluşuyor. Mesela siz bir blok koymaya çalışıyorsunuz, siz koyduğunuzu zannediyorsunuz ama sunucuda o konulmuyor. Ve siz oraya gittiğinizde bloğun içinden geçebiliyorsunuz. Çünkü o blok aslında orada yok. İşte bu bilgi eşitsizliğinden dolayı 3000-4000 blok öteye ulaşılabiliyordu. Paper MC ise sunucuya bağlı olarak bu sorunu çözüyor. Ama bu da tabii ki belli bir geri dönüşten ibaret. Erişmeye çalıştığınız blok yüklenen bir yerde mi, yüklenmeyen bir yerde mi ve siz oraya ulaşabiliyor musunuz? Bunun bilgisini sürekli olarak size geri aktarıyor. Nerding de bunu bildiğinden dolayı sunucuya bir bot bırakıyor ve bot da sürekli olarak rastgele yerlere tıklamaya çalışıyor. 1000 blok, 3000 blok, 1 milyon blok. Ve orasının yüklenen bir chunk olup olmadığını görüyor. Eğer yüklenen bir chunksa orada biri var. Ve bu şekilde de insanları izlemeye başlıyor. Daha sonradan birçok mekan bulunuyor ve patlatılmaya başlanıyor. Ve 2B2T'nin topluluğu da biraz dehşete düşüyor. Mekanlar bulunduğundan çok daha hızlı bulunmaya başlanıyor. Bu şekilde de bir açığın olduğu fark ediliyor. Ama Nerding sessiz kalıyor. Bu konuda yorum yapmıyorlar. Ve buradan da aslında açığın adı bulunuyor. No comment, yorum yok. Kısaltılmışı da NoCom. Ve böylelikle NoCom'u kullanaraktan birçok yere zarar veriyorlar. Ama her zarar verdiklerinde ilgiyi de çekiyorlar. Ve böylelikle bazı kişiler NoCom'un varlığından haberdar oluyor. Ama Nerding krizi çok iyi kullanıyor. Hiçbir şekilde açık varmış gibi davranmıyor. Ve açığın olduğunu savunan kişilere ise öyle değildi, sen yanlış biliyorsun, bu böyleydi diyerekten savunmalar yapıyorlar. Mesela yakın bir arkadaşınızla tanıştığınız ilk anı düşünün. Üzerinde yeşil bir tişörtün olduğunu düşünüyorsunuz ama arkadaşınız size diyor ki "Yo, ben o gün kırmızı tişört giyiyordum, hatta o kadar eminim ki en sevdiğim tişörtümdü." Ama tişört yeşil olsa da siz o tişörtü artık hayalinizde kırmızı görmeye başlıyorsunuz. Nerding'in tam olarak yaptığıysa bu. İnsanlardan daha bilgiliymiş gibi gözükmek ve onları yönlendirmek. Birçok mekan bulunup patlatılıyordu ama bu işlem biraz yavaş işliyordu. NoCom o kadar hızlı değildi. Aşırı bir bilgi kirliliği vardı, otomasyonu yoktu. Bu yüzden de insan gözüyle tüm verileri seçebilmek olanaksızdı. Bu yüzden de bir otomasyon gerekiyordu. Bunun için de yapay zeka kodlayan Bariton'un kurucusuna gittiler. Bariton bilmiyorsanız bir yapay zeka ve Minecraft'ta isterseniz elmas kazdırabiliyorsunuz, isterseniz belli bir konuma yürütebiliyorsunuz. Kendi blok koyuyor, belli yerlere tırmanıyor ve bunu sadece kendi yapıyor. Ve Bariton'un kurucusu bu kadar yetenekliyken de tabii ki otomasyonu yapabiliyor. Binlerce insan arasından başıboş dolaşanları değil, kendi mekanlarında duranları ayırt edebiliyorlar. Ama burada bitmiyor, daha da ileri gidiyorlar. Minecraft'ta yürürken chunklar açıyoruz ve sürekli olarak yeni bloklar karşımıza çıkıyor. Ve bir oyuncu yeni bir chunk'ı açtığında o blokların bilgisi de oyuncuya aktarılmalı. NoCom'un gelişmiş versiyonunda bu bilgileri hackerlar da alabiliyor. Ve böylelikle hiçbir mekana adım atmadan sadece oyuncunun orada bulunmasıyla beraber mekanı izleyebiliyorlar. Kıllarını bile kıpırdatmalarına gerek yok. Sadece bir tuşa basmaları lazım ve o oyuncunun o chunk'ta belli bir süre bulunması lazım. Mesela şu an gördüğünüz görseller mekan içerisinde şekilli şukullu bir animasyonla oluşturulmuyor. Bu mekanlar direkt olarak 3 milyon blok öteden izlenebiliyor. Oraya gitmenize bile gerek yok. Kılınızı kıpırdatmanıza bile gerek yok. Açık o kadar iyi çalışıyor ki Minecraft'ın o açığını o kadar iyi sömürüyor ki 2B2T'nin admininden daha iyi bir şekilde sunucuyu izleyebiliyorlar. Ve böylelikle hiçbir şekilde daha mekana adımlarını bile atmadan 3 milyon ötedeki mekanı görüyorlar ve 3 milyon blok seyahat etmek bu mekana değecek mi onu belirliyorlar. Sonuçta bütün mekanlar çok iyi değil ama bazıları var ki evet 100 dolara 200 dolara okutabileceğiniz güzel mekanlar.
Bunların içerisinde 2B2T'deki imzalı kitaplar var ve 2B2T'de imzalı kitaplar çok önemli. Minecraft'ta bir kitap imzalıyorsanız sizin isminiz kitabın içerisine geçiyor ve böylelikle de değiştirilemiyor. Ve eğer ünlü birinden imza alırsanız o çok değerli. Böylelikle imzalı kitap koleksiyonlarının olduğu mekanlar buluyorlar ve onları $200'a kadar satıyorlar. Şimdi gelelim hikayede benim de olduğum kısma. Şu an Space Walker'a 3'teyiz. Tabii ki bu 2B2T'nin içerisinde değil, bir dünya kaydı ve dünya kaydını az önce bir arşivden çaldığımdan dolayı direkt olarak sunucuya girdim ve her gördüğüm bloğu direkt olarak kendi dünyama aktardım. O yüzden de End boyutunda değil, dünyada gözüküyor. Burası End'de bulunan Star Wars'taki belli Tatooine gibi uzay yerleşkelerinden esinlenen bir yer. Bu halkaları Saturn gibi ve bu halkaların üzerinde aslında gökdelenler olacak ama birçok yer bitmediğini görebiliyorsunuz. Üst kısımlar açık. Burada bitmemiş, daha yeni yeni yapılan bir mekan da görebiliyorsunuz. Bunlar hep yarım kalıyor. Çünkü 2019 yılının sonlarına doğru Nording burayı buluyor. Ve burası biraz imkansız bulunacak bir yer. Koordinatlar 68.000-110.000 ve bu End boyutunda. 2B2T'nin en işlek olmayan yeri. Nether en çok kullanılan yerlerden bir tanesi. Dünya en çok kullanılan yerlerden bir tanesi. Ama 2B2T öyle bir yer ki End portalı bulabilmek çok zor. Çünkü birçoğunu kırıyorlar. Ve kırıldığından dolayı da ancak illegal birkaç portaldan geçebiliyorsunuz. Onlar da tabii ki zor bulunuyor. Ama bak sen şu anlığın işine. Burası End'in en başlangıç noktasından 2 saat, 2,5 saat yol alıp da bulabildiğiniz bir yer. Ve rastgele uçaraktan burayı tak diye bulamazsınız. Evet, hiçbir şüphe yok ki No.com exploit kullanılıyor ve tüm bu base bulunuyor. Tabii patlatmadan önce de bir kayıt alıyorlar ve bütün 2B2T kullanıcılarıyla paylaşıyorlar bu güzelim mekanı. Sonra ne oluyor? Aradan 2 yıl geçiyor. 2021'de biz burayı ziyaret etmek istiyoruz çünkü Nording'in paylaştığı dünya dosyası aşırı hoşumuza gidiyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tek kişinin yaptığı bir sürü sandıkla dolu kocaman bir yer ve End'in içerisinde. Konumu alıyoruz ve ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ziyaret etmeye çalışırken yanlışlıkla bir yer görüyoruz. Ulan diyoruz, burası patlamamış. Bize yalan mı söylediler acaba? Çünkü gayet düzgün duruyor. Ama sonra fark ettiğimiz şey ne biliyor musunuz? İkincisini buluyoruz. Bundan bir tane yapılmamış, 2 tane yapılmış. Ve ikincisini de biz şans eseri yanlış rotasyona gittiğimiz için buluyoruz. Ve bu buluşumuz da aslında birazcık komik. Çünkü sadece bu iki yapının arasında 5000 blok fark var. Zaten tüm bu base'i nasıl bulduğumuz, bu bütün sürecin nasıl işlediği hakkında büyük bir videom var. İlk burayı bulduğumuzda bizi nasıl susturmaya çalıştıklarını, her şeyi anlattığım video var. Ama özetle onlar bunu yaparken No.com Exploit'ten haberleri bile yoktu. Biz de Poyraz, Gökberk ve ben olaraktan 3 kişi dedik ki acaba burayı satsak mı? Dediğim gibi böyle mekanlar acayip para ediyor ve biz $400'a satabilecektik. Sadece bize inanmadılar. Çünkü zaten bir tanesi patlatılmıştı, ikinci de olamazdı. O yüzden de kimse bize $400 vermeye ikna olmadı. Ve sadece bu bir oyun. Ama ben tarihi açısından baktığımda ya satmayabiliriz diye dedik. Sonra da ikna ettim zaten. Zaten kimse satmadı. Ama satma girişimimiz üzerimize leke olarak yapıştı. Biraz yani bize dediler ki aa peki satmaya çalıştın falan. Güvenlerini kaybettik adamların. Zaten sonra başkası burayı buldu ve patlattı. Belki de No.com'la bulmuştur. Hiçbir fikrimiz yok. Ama aslında 2B2T'nin en büyük yapılarından ve en çok bilinen yapılarından birini bu şekilde aslında buluyoruz. Onu neredeyse bir yıl boyunca savunuyoruz. Kimse bulmasın, kimseye bahsetmiyoruz. Ve bütün bu süreç boyunca, bizim çileler çektiğimiz süreç boyunca aslında Nording buranın koordinatını biliyormuş. Yıllar önceden biliyormuş. Ve biz de aslında boşu boşuna bir sırrı paylaşmış olduk. Peki No.com Exploit hala sunucuda var mı? Hayır, yok. 2021 yılının ortalarına doğru No.com tamamen kalkıyor. Çünkü tam olarak Housemaster bunun farkına varıyor ve sunucunun paket yollamalarını kısıtlıyor. Yani sunucunun bir oyuncuya verdiği veri miktarı düşünce daha fazla veriye ulaşamıyorlar tabii. Bu da tarihin en büyük Minecraft açığının sonu oluyor.
Tüm bu olaylardan sonra da 2B2T büyük bir çöküşe sürüklendi. Sunucu açıldığından beri yıllardır oynayan oyuncuları sunucuyu bırakmaya başladı. Çünkü artık 2B2T mantıklı bir yer değildi onlar için. Hem 1.12.2 sürümündeydi, o sürümde sıkışıp kalmıştı, yıllardır da öyle devam ediyordu. Üzerine de NoCom Exploit de patladıktan sonra kimsenin 2B2T'ye güveni kalmadı. Mesela az önce size gösterdiğim Spacewalk Era var ya, orayı inşa eden ve yıllardır oyunun içerisinde deliler gibi yapı yapan fazlasıyla farklı gruba katılan kişi oyunu bıraktı. Ben ona sordum neden bıraktın dediğimde dedi ki artık anlamı yok. Zaten ne yaparsam patlayacak, neye emek versem daha bitiremeden yarıda kalacak ve sunucu da zaten 1.12.2'de. Java sürümünün optimizasyon sıkıntıları olduğundan dolayı da sunucu hiçbir şekilde 1.12.2'nin üzerine güncellenemiyor. Özellikle de 1.12.2 sürümü için serverlarda aşırı fazla destek varken yeni bilinmeyen sürümlere geçtiğinizde hem desteğiniz az olacak hem de optimizasyonunuz sıkıntıya binecek. Özellikle de her yerin patladığı bir anarşi sunucusu açıyorsanız bu çok daha sıkıntılı. Bu sunucuda 10 yıldır 1 milyondan fazla kişinin anısı var. Ama bu anılara büyük bir darbe geldi. 2B2T kendini tekrardan yenileyebilir mi, toparlayabilir mi, eski şöhretine ulaşabilir mi veya oyuncularının güvenini kazanabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ama 2B2T'de geçirdiğim günler, aylar, kazandığım dostluklar ve onlarla yaşadığım anılar her zaman aklımda kalacak. Ayrıca size çekilişten bahsetmek istiyorum. 20 adet Minecraft Premium, 20 adet de şu an ekranda gördüğünüz tişörtten vereceğiz. Demir ve üstü katıl üyeliği aldığınızda direkt olarak çekilişe katılmış sayılıyorsunuz. Eğer yoğunluk fazla olursa tişört sayısı 40 adede kadar çıkacak. Çekiliş 31 Aralık'ta yılbaşında bitecek. Bu bir nevi yılbaşı hediyesi. Özellikle de katıl üyesi aldığınızda sadece üyelere özel atılan videoları izleyebiliyorsunuz ve canlı yayında sohbete yazabiliyorsunuz. Bu da ufak bir bilgilendirmeydi. Bu arada eğer 50.000 beğeni gelirse NoCom Exploit ile beraber bulunmuş mu bulunmamış mı eski base'ime, eski mekanıma gideceğim ve orayı inceleyeceğim. Bakalım. Aradan o kadar zaman geçti, hala sağlam mı? O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.